Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamu. Gençler, fazla zamanınızı almayacağım. Bu saat doğru mu? Evet. Doğru abi. He. Kaç geçiyor? 20 geçiyor. 40-45 dakika şeyden beni uyarın. İnşallah ben de şey yapacağım. Şey, 20 geçiyorsa kaç 20 geçiyor? 8 geçiyor. Biraz indiririz. 9'da keseceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi şu. Ümraniye'de abi sözünü kestim. Ders yapılıyor. Rahmetli abim de şeyde çayda. Demiş ki Ömer abi. Beni demiş uyarırsın demiş. 45 dakika oldu manipülasyon vardı ya. Cemaat kalabalık ders oluyor. Tam böyle mevzuya da girmiş o. Tam 45 dakika olmuş ya. Kapıyı bir açmış, içeri girmiş. Tamam çay hazır, kes demiş. Önden abi. Ya böyle öyle direkt. Tam kapıyı açmış. Tamam demiş, kes demiş. Çay hazır demiş. Biliyorum da onu. Ama bunu da yapamıyor. Yani verirken biz ne diyelim? Bizden çay mı orası mı diyelim? Valla diyemeyim ki. Şöyle yapıyorlar. Bana pazar günü şöyle yapıyorlar. Sporda mola. Öyle mi? Şimdi öyle yaşayın ki sizden sonra takip edenler, sizi hatırlayanlar sizin hayatınız onların, sizin normal hayatınız onların dini hayatına malzeme olsun. Mesela şimdi YouTube'larda, internetlerde videolar izleniyor. Adamların yaptığı maskaralıkları veya ahlaksızlarını hayatını ona harcamış, onu takip ederek hayatlarını hayatımız harcıyoruz. Tespih tanesi gibi birbirinin üstüne bindirilmiş hayatlar. Veya dini sevdirmek için sorumsuzca ve sorunsuzca böyle din alay eden sözüm ona dini tamir davasında peygamberi veya kutsi makam olan hocaları kutsi olan ulvi değerlerle alay ediyor. Yani böyle bu kürsü de yani böyle insanları da görüyor yani. Kalk ya Resulallah kim geldi? Şuraya bak yani. Şu sorumsuzca saygısızca kullandığı tabire bak yani. Yani maskotluk yapıyor yani. Senin için Yahudi'de ve Hristiyan din alimlerinde dinlerini alay eden, mukaddesatını alay eden bir vaazı gördün mü? Güya millete sevdireceksin kendisini veya bir şey yapacak, güya bir şey diyecek. Peygamberi veya kutsi şeylerine alay ediliyor yani. Ve hafife alıyor. Kim geldi ya Resulallah kalk gör. Utanmadan bunu söylüyor. Utanmıyor yani. Hiç sıkılmıyor yani. Resul bunu insan nasıl alacak? Tövbe tövbe demesi lazım. Yani kasıla kasıla kimin kürsüsünde kimin şeyler. Öyle acı bir garip bir asırdayız yani. Bu bir taraf. Bir taraf da YouTube'lara bir bakıyorsun böyle şeyler, internetlere. Sevgili arkadaşlar özellikle adamların yaşadığını seyredeceksin de. Ha ya güleceksin. Ya ahlaksızca. Yani çok azdır böyle terbiyeye dair şeyleri dinleme. Hayatlarını hayatımız harcıyoruz. Onu seyretmenin için hayat vermen. Ahlaksız hayatına kutsal hayatımızı veriyoruz. Yazık günah demeyin. Kalkıyor bu adamlar da kalkıyor bu tipler. Sahabeler de insandı diyor. Ya öyle yaşamış ki hayatımıza malzeme olmuş. Dini hayatımıza malzeme olmuş. Yani öyle yaşamış ki sahabe böyle yapardı diye sıkıntılarımızda çözüme malzeme yapıyoruz. Değil mi? Sahabe böyle bakardı. Hazreti Ömer zamanında böyle olmuştu. Ha o zaman benim olay buna benziyor. Böyle yapayım. İşte inşallah siz de gençler öyle yaşayacaksınız ki hayatınız hayatlarına gelecek neslin malzemesi olacak. Ama yapacağınız fedakarlığa bağlı bu yaşta. Yani o belirli yaştan sonra eğilmiyor insan. Olmuyor. Bir şey demeye de gelmiyor. Böyle büyük büyük amcalara. Babanız yaştaki adamlara bir şey desek. Oysa buraya hitap ediyor. Adam bana hitap ediyor.
Lan bu cemaati bırakıp da sana mı hitap edeceğim ya? Lan sen o kadar değerli misin ki seni özel hedef alacağım da bu cemaati bırakıp seninle ilgileneceğim? Yani anlıyor musun? Yani hep küçük yaşta oluyor. Şimdi size bir paragraf okuyacağım, ondan sonra keseceğim. Deniliyor ki, sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüler, sonra iman ettiler. Çok soruluyor bu. Biz ise görmeden iman ettik. Öyleyse imanımız daha kavidir, daha kuvvetlidir. Hem kuvvet imanımıza delalet eden rivayet var. Allah Resulü'ne böyle bir hadisi de var deniliyor. Tamam. Biz Resulullah'ı görmedik, iman ettik. Ve sahabeler gördü, iman etti. Biz daha yüksekte bir imanımız var diye böyle soruyor. Değil mi? Duymuşsundur Yaşar, değil mi? Duymuşsun. Acaba sahabeler o zamanda, sahabe kimmiş bir bakalım ona. Bak o zamanda senin gibi böyle klimada, halıda, tavanda, lamban birisi sana gelip ders anlatıyor. Daha nurculukta böyle bir şey yoktu yani. Böyle ders dinlemek, böyle eğitim yapmak nerede? Daha bir sene önce kalem ve boş kağıt yakalanmak suç unsuruydu. Demek sen bununla Kur'an yazacaktın. Öyle ha? Kur'an yazdığı için hapse girenler var. Hapse giren var ya. Kur'an'lar yok. Yani böyle bilin yani ben de kendimi başta koyuyorum da. Bizim dönemde gibi de değildi ama siz bizden daha rahatsınız. Ama öteki dönemler acayip. Şimdi kalkıyoruz, sahabelerden daha kıymetliyiz ya. Yani daha Bediüzzaman Hazretleri'ne selam vermek hapse sebepti ya. Selam vermek ya. Ziyaret etmek ya. Ziyaret et tamam hemen polis zaten koluna giriyordu yani. Bunlar bedi bir şeyler yani. Sahabeler o zaman da efkâr-ı ammeyi âlem hakaik-i İslamiye muariz ve muhalif iken o zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında Hazreti sahabelere sahabeler döneminde Peygamberimiz herkes aleyhinde iman ettin, taraftar oldun. Ya öleceksin, ya işkence veya ambargo uygulanacak, açlıkla yok edileceksin. Yani o zaman her şeyini feda etmiş bu insan. Hazreti Ebu Bekir Sıddık diyor radıyallahu anh, biz diyor Mekke'den Medine'ye hicret ederken diyor, bir daha çoluk çocuklarını bırakmış, dönme diye böyle bir şey yok yani. Bitmiş o. O şekilde ayrılmışlar. Muhalif iken sahabeler yalnız sureti insaniyede Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı görmüşler. Yalnız böyle görmüşler. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın biz suretini görmedik ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın tamamlanmış davasını görüyoruz. Onlar daha davanın başındalar. Daha onun imanını teyit edecek. Mesela benim size en büyük iyiliğim nedir? Benim varlığımdır. Sizin imanınıza destektir. Teyit ediyor, takviye ediyor. Yani şöyle düşünürsünüz. Ya biz davamız doğru. Çünkü Hasan abiler de bak bizde bizim gibi inanıyor. Ben de size öyle diyorum. Siz de benim için en büyük değerli sizsiniz. Niçin? Sizin varlığınız bana, imanıma ve davama teyit makamındadır. Yalnız değilim. Ama sahabe öyle değildik. Tekti. Yani kavmi, kabilesi, herkesi. Yani bir insanın arkasına gitmek. Buna mukabil bütün her şeyini feda edeceksin. Göze alacaksın yani. Şimdi çoluk çocuk, akraban hepsi Müslüman. Hepsi Müslüman yani. Gene de langur lungur gideyim mi gitmeyeyim mi? Yok bana laf duyurttu da yok. O lafı bana gönderdi de bilmem ne. Böyle Müslümanız. Kalkıyoruz da sahabeler de insandı. Hakikaten mi ya? İnsan mıydı ya? İyi ki söyledin ha. Vallahi yani. İnsan mıydı? Tabii ki insandı. Allah Kur'an'da sen de onlar gibi insansın diyor Peygamber'e. Yani onlar her şey aleyhindeyken her şeyi göze alarak iman etmek ya. Biz bile öyle iman etmedik. İmanı da hazır bu. Bedel de ödemedik. Onun için kıymetini bilmiyoruz. Ya. Ben biliyor musunuz her derse gitmenin bedeli dayak yemek diye. İnan.
geç kaldın, hiç otobüs nasıl patladı, geç kaldı, öyle bir şey yok, mazuret yok diyor. Geç kaldın dersteydin. Girer girmez kapıyı açıldığı zaman tokatı yerdim, böyle yarım daire çizilirdi. Yani ben de gençken, ben de size bir fatura ödemişim. Sizin durumunuzu bildiğim için damdan düşen getirin demiş ya, sizin derdinizi ben anlıyorum. Çünkü ben de böyle yurtlarda büyüdüm. Yani biraz da büyüktüm sizden işte. 17 yaşındaydım. Ama bu dersleri dinlemenin ne demek olduğunu böyle o kadar özenirdim ki olan. Ya bu derse gidiyor, biz okuldan çıktık, o dershaneye gidiyor. Çünkü anne babası müsaade etmiş. Ya. Yani onun için yanıyor. Onun için biz bak, yağmur kışta bak nereden beri geliyor. Sizin için geliyorum ha. İnan sizin için geliyor. Hemen takki versene, ateş bastı. Ver. Ya, devam diyeceksin, devam. Devam. Davaya sarılacaksın. O kim? Seni düzü çıkartıyor. Bak, insanlık kıyamet kopuyor. Psikoloji çökmüş insanlık. Dibe vurmuş. İnim inim inliyor. Herkes herkesten şikayetçi. Pile eline basma. Herkes herkesten şikayetçi. Herkes herkese dargın. Çünkü niye? Kendisine dargın. Herkes herkese küs. Çünkü kendisini sevmiyor. Birbirini teselli vermek şöyle dursun. Birbirinden kötü olmak için sebep arıyor. Sebep arıyor ya. Kardeş kardeşe, baba oğul, dava arkadaşlar birbirlerine. Sahabeler yalnız suret insaniyede peygamberi gördüler. Böyle gördü. Hatta öyle alim var ki, Yahudi bir alim. Abdullah İbni Selam. Şöyle bir baktı. Resulullah baktı, o geliyor. Konuşmayı kesti sahabenin yanında. Şöyle adam geldi. Şöyle bir baktı. Mektubatta geçiyor. Vallahi bu simada yalan olmaz dedi, iman etti. Yani biz İslamiyet'in bütünselliğini görüyoruz. İman eden sahabeler daha İslamiyet'in mukaddemesinde bir parçasını görüyor. Yani hepsi mucize görmedi ki. Kur'an bile tam nüzul etmemiş. Bitmemiş ki. Sana Kur'an bitmiş, hadis bitmiş. Din tamamlanmış. Gene yapır yapır yapıyoruz. Sahabeler yalnız suret insaniyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp bazen mucizesiz olarak öyle iman getirmişler ki, nasıl bir iman biliyor musun? Bizim gibi böyle kurumuş yaprak, rüzgarda oyuncak olmuş gibi iman değil. Nasıl bir iman? Bütün efkarı amme-i alem, bütün o yaşayan insanların fikirleri onların imanlarını sarsmıyordu. Ya acaba ya bizim dava doğru mu falan. Öyle bir tereddütleri olmuyor. Sarsmıyordu yani davasını. Birisi dese ki ya Muhammed acaba doğru mu söylüyor ya, kendisini uyduruyor falan. Eski kadim bilgeliklerden uyduruyor falan. Hiç abi hiç, sanki kulağı yok yani. Biz öyle miyiz? Öyle mi ya? Acaba ya? Abi böyle diyorlar. Lan desin ne? Hemen sarsılıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Hemen şüphe ediyoruz. Nerede bizim iman? Yani burada itham etmiyorum da haddimizi bilmek adına söylüyorum. İnsan haddini bilsin ya. Haddini bilecek. O insanlar tek başına ya, insan İslamet tamamlanmamış. İslamet'in bir parçasıyla. Peygamberin bir beşeriyetini görmüş. Bir iki sözünü görmüş. Biz Kur'an'ın tamamını, hadisin tamamını görüyoruz. Adam diyor ki Kur'an'a diyor ters düşmezse diyor, ben diyor onun sözünü kabul ederim diyor. Dedim ki bak hadis var. Şuraya bak. Kur'an'a ters düşmezse diyor onu diye alırım diyor. Sen kimsin ki Kur'an'a ters düşüp düşmediğini tespit ve teşhis edeceksin. Sen kimsin ki Kur'an'a düştüğünü? Bunlar diyor insan diyor. Dedim abi elinde tuttuğun Kur'an var ya dedim. İşte o insanlar da sana nakletti. O zaman dedim Kur'an da yanlış. Tabii Kur'an bize nasıl geldi? Sahabeyle geldi. İmamlarla geldi. Sen bunların samimi olmadıklarını söylersen onların getirdiği Kur'an'a da inanmama gerekiyor da diyecek de diyemiyor. Diyecek de diyemiyor. Bu kaynak, bu fikir Şialardan geliyor. İran kaynaklı. Niye biliyor musunuz Şia? Bu Kur'an'ı kabul etmiyorlar. 6666 tane ayet. Bu değil diyor asıl Kur'an. 17.000 tane ayetli olan Kur'an var diyor. Fatıma'tı Zehra'nın yazdığı Kur'an vardı. Abdullah duymuş muydun bunu? Yok abi. 17.000 ayetliymiş o. Bu değilmiş Kur'an. Şia. Dolayısıyla
bu elimizdeki direk Kur'an'a hücum etse tutmaz. Ama bu eli tutan, bu eli tutanı, tutanı kesersen Kur'an düşecek zaten. Aslında o direkt Kur'an'ı inkar edecek de edemiyor. Onu tutan eli kırıyor. Veya çalışıyor yani. Şia itikadı. 17 bin tane ayetliymiş o. Devletleri var, çıkarsın yine bir Kur'an o zaman. Var da mollalar şey yapıyormuş o 17 bin tane. Halk seviyesini inmiyor. Çünkü bütün alem İslam bizi dişler diye. İlan etmek şu anda şey gelmiyor onlara. İlan etmiyorlar mı? Yok. Kendi aralarına. Ben ne demeyeceğim? İman esasları 6'dır. Onlar da 7'dir. Peygamber iman yoktur. Onlara kader iman yoktur. Peygamber de insandır. Peygamberi aşağılayıcı, kaderi inkar edici söylemleri olan bilinki Şia'dır. Çünkü Şialarda kader iman yoktur. Kader iman yoktur. Peygamberi de iman yoktur. İmam, 12 imamları vardır. Ya öyle bir söylemleri ki onu hafifletecek. İşi gücü kader. Sen diyeceksin olan adam çıkmış ya. Sanki bu toplumun başka ihtiyacı yok. Sanki akıl ve kalp hastalığı ya hep buymuş. Ya bu milletin bu hale gelmesi kaderi iman etmekten kaynaklanıyormuş. Bu milletin bu hale gelmesi İmam Azam'a itimat ettiğinden, İmam-ı Şafii'ye itimat ettiğinden, İmam-ı Gazali'ye itimat ettiğinden bu insanlar bu hale gelmiş. Maddi manevi sefil bunlardan dolayı gelmiş. Sanki buna hücum ediyor. Niye hücum ediyor? Çünkü 12 imama nasıl götüreceksiniz? Bunlar devre dışı olacak. Niye peygamberi de insan dışı yapıyor? Çünkü Kur'an'ı yok edecek. Çünkü iman esaslarında peygamberlere iman yoktur. 12 imamlara iman var. Gayipte gelecek o kayıp imanla, imama iman var. Adalet var, aşir var vesaire. İki tane, üç tane yok ya. Bilin yani bilin diye ben size malumat veriyorum. Kim nereye çalışıyor? Yaptığı işe bakın. Bir insanı tanımlayan, gösteren dostu ve düşmanıdır. Kimin dostları kimdir? Kimin dostu kimdir? Kimin düşmanı kimdir? Kaliteli insanın kaliteli dostu olur, kaliteli düşmanı olur. Basit basit şeylere düşman edilmeyeceksin. Birbirinize küsmeyeceksiniz. Bizim düşmanımız cehalettir. Zarurettir, ihtilaftır. Usta öyle diyor. Üç tane düşmanımız var diyor. Kafir de koymamış. Nedir o üç tane? Hatırlayan var mı? Zarret. Değil mi? Cehalet. İhtilaf. Bunlar bizim düşmanlarımız. Görüyor musun? Kafir bile demiyor. İhtilaf. Demek ki sahabe öyle bir sahabe ki efkan ammi alem, bütün insanlık onların imanlarını, imanlarına muhalifik iken sarsmıyordu imanlarını. Şüphe değil, bazısına vesvese de vermezdi. Peki, ey Ebu Bekir, buradan Mescid-i Aksa'ya ne kadar sürüyor? Bir ay demiş. Bir ayda giriş iki ay. Tabii akıllı adamın söyleyeceği budur dediler. Senin adamın diyor ki bu gece ben miraç yaptım. Mescid-i Aksa'ya gittim, oradan da alemlere gittim. Bak, bir ayda gidileni bu akşam yaptım diyor senin adamın. O mu diyor, diyor. O zaman doğrudur diyor. Biz olsak bir dakika ya, en azından şu, bir dakika, belki yalandır ya. Ben gidip bir sorayım, diyen de olmuş. Resulullah'a bir sorayım diyen de olmuş. Ebu Bekir gidip sorayım dememiş. Gelmiş, ne demiş biliyor musun Resulullah? Miracınız mübarek olsun ya Resulallah. Duydum miracınızı diyor. Ebu Cehil'den duymuş ha. Kalkıyorsun, onlar da insandı. Hakikaten mi? Vallahi mi yani? Hakikaten insan mıydı ya? İyi ki söyledim, bilmiyordum ben de. İmanına bak senin, benim imanıma bak. Gelmiş, miracınız mübarek olsun diyor. İşte sormuyor, ha ne yaptın? İşte ona dil uzatıyor. Niye uzatıyor? Çünkü o el Kur'an'ı tutmuş. Kur'an'ı direkt ortadan inkar edemiyor, o eli kıracak. O eli kırınca Kur'an düşecek. Onun için bir insan niye televizyonlara çıkıp sanki bu milletin ihtiyacı oymuş gibi imamlara hücum ediyor? Eli kırmak için. Tutan eli kırmak için. Onlara şüpheyi onun için uyandırıyor. Zındıka komitesi. Durur mu? Ya ama Risale-i Nur onların foyasını açığa veriyor. Bak ne olduğunu adamı tahlil etme.
nereye hücum ediyor? Nereye hücum ediyor? Ha, o tipten hiç. Düşmanına bak, kim olduğunu tanı. Dostuna bak, kim olduğunu tanı. İnsan dostuyla düşmanıyla tanınır. Seni gizli açığa verir o. Senin ne olduğunu gösterir. Şüphe değil sahabelere bazısına vesvese de vermezdi. Sizler iseniz kendi imanınızı sahabelerin imanlarıyla muvazene ediyorsunuz. Bak bir şeyde sarsılıyoruz. Sahabenin imanıyla imanımı kıyas ediyorum. Gideyim. Acayip bir şey. Derste bir iki saat gidiyor veya bir iki gün gidiyor tesiri. Ertesi gün hemen tak diye kafa indiriyor. Mesela diyoruz ki lan şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, şöyle mi gitsin. Arabamız çalınıyor. 10 tane kapıya başvuruyoruz. Dinimize, Allah'ımıza küfür ediyor. Bir şey gıkımız bile çıkmıyor. Çıkanlara da ya bırak ya, dengesiz, muvazenesiz ya. Ne dediğini bilmiyor, adama bak ya. Şimdi zamanı mıydı ya öyle demesi diyoruz. Araban çalındığı zaman, evine birisi taş attığı zaman 7 mahalleyi ayağa kaldırıyorsun. Peygamberine, Kur'an'ına hücum edildiği zaman birisi bir şey dese ya nasıl diyorsun? Biz o diyeni değil, müdafaa edene, ona iki laf edene demediğimizi bırakmıyoruz. Hatta bizden bile değil diyoruz. Bizden değilmiş bu. Bize zarar veriyor söylemleri. Ya sen kimsin o zaman? Bak hele nereye hücum ediyor bu? Onun hücum ettiği yere bak. Sen de o hücum edene, şuna hücum ediyorsun. O zaman onun hücum ettiği oraya dost olmuş olmuyor musun? Birisi bak, birisi bir yere hücum ediyor. O da buraya hücum ediyorsa, o zaman o buranın dostudur. Düşmanımın dostu bana düşman olur. Otomatiktir bu. Bu herhangi bir meziyet gerekmiyor bunu teşhis ve teşbih etmeye. Ben size bunları ne anlatayım biliyor musunuz? Bak 13 yaşından beri gençtiniz. 13-14. Düşmanı da düşman görmüyorlar ama. Şey. Görmüyor ki. Söylediğin zaman diyor ki adam, ya kardeşim böyle şahıslara takılmayın. Şöyle olan sistemdir, zarttır, zürttür. Yani böyle geçiştiriyor. Oysa dinimiz ve peygamberimiz, sahabeler, alimler hep aksiyon insanlardı. Sahalardaydılar, sahalarda. Bediüzzaman'a bakıyorsun, Beyazıt Camisi'nde 50 bin kişi hitap eden Bediüzzaman. İsyan eden 8 taburuğa hitap eden Bediüzzaman. Ruslara karşı bütün talebelerini feda etmiş, şehit vermiş. 3 sene Rusya'da esir düşen Bediüzzaman. 1918'de İstanbul İngilizlerin işgaline karşı Hutuvat-ı Sitte ile halkı yanına alıp İngilizlere karşı savaşan Bediüzzaman. Mecliste hakkı söyleyen, müdafaa eden Bediüzzaman, hapis ve sürgünler ve zehirlemelere rağmen hakkı üşenmeden, susmadan, korkmadan ifade eden Bediüzzaman, aksiyon insan. Nereden çıktı bizde bu pintilik, bu böyle vurdum duymazlık, böyle hantallık yani, acayip bir şey. Ya bir bak ki ne lazım, davama ne lazım? Bari biraz önce arabada gelirken söyledim. Yapamıyoruz. Allah'ım, Allah peygamberimize sormuşlar. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Ne demiş biliyor musun? Lazım olacak size. Allah Resulü demiş ki, kusurlarını görüyorsanız Allah sizi seviyor. Demek nasip etmiş. Başka? Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Başka? Allah bir kulunu severse Allah sevdiklerini sevdirir. Şimdi Allah birisini seviyor. Nereden biliyoruz? Dinine hizmet ediyor. O insanı seviyorsanız sizi de Allah seviyor. Hadis-i kutsi. Bak Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Dinine hizmet edene sevilmeyecek de kim sevilecek? Dinine hizmet ediyor adam. Ama kör olası şeytan hep beşeriyetini nazara verdiriyor. Arkadaşlar elinizde böyle birisi tutmasın okula gittiğiniz için kafanıza böyle zehirli nefesleri, sözleri kafanıza girmesin diye bunları önceden anlatıyorum size. Öyle büyükler gibi anlatıyorum. Belki büyüklere bu kadar da gayret etmiyorum. Yaman girmesin kafanıza şüpheler diye. Sahabe hakkında, imamlarımız hakkında, İmam Ali hakkında, İmam-ı Şafi hakkında, Ahmet bin Hanbel, Gazali, Bediüzzaman, Şah-ı Nakşibend, efendim Abdülkadir-i Geylani, İbrahim-i Desugu. Bunlar bizim veli nimetlerimiz. Bunlar bize
peygamberin sünnetini, bunlar Kur'an'ın bize gelmesine vasıta ve vesile olan kablo gibidir. Keban barajının evimizdeki cihazları ve ampulü aydınlatmasına vesile olan trafo ve kablo vazifesini yapıyorlar. Kabloları ortadan kaldırırsan, trafoyu kaldırırsan evinde elektriği nasıl yapacaksın? O zaman sen kebanı sen kuracaksın. Anladınız abiler? Ha. Onun için değerlerimize, abilerimize, hocalarımıza bulunduğunuz şu konuma bakın. Ne kadar nimet vallahi ya. Bak gelmiş hocanız, abiniz anlatıyor. Burada imkanları sunmuş. Ben sizi teşvik için demiyorum. Olayları görmenizi istiyorum. Cemiyet çok acayip. Cemiyet çok acayip. Hani şöyle bir anons gelse radyoda. Alo alo alo, dikkat dikkat. Dikkat. Çatalca bölgesinde 10 tane kurt dağdan inmiştir. Herkes eve gitsin, çocuklarını alsın. Kurt önüne geleni parçalıyor. Ne, eve gitmez misiniz? Kardeşiniz, ufak kardeşi sokakta oynamasına müsaade eder misiniz? Hemen alırsınız değil mi? Ha, büyüklerimiz de öyle diyor. Alo alo, dikkat dikkat. İman ve İslamiyet düşmanları, insanların imanını yok edici kurt, kurt ama kuzu suretinde şehirleri istila etmiştir. Aman dikkat edin, aman dikkat edin. Onun için heyecanla anlatıyor. Anons yapıyor. Demek ki sahabelerin bütün efkar alem-i İslamiye imanımıza kuvvet ve senet olduğu halde. Bak mesela 1400 seneden beri İslamiyet gelmiş. Şu anda 1,5-2 milyar Müslüman imanımıza takviye ediyor. Bana diyor ki, size diyor ki, sen doğru söyle, senin adı neydi? Cesur. Cesur. Cesur diyor ki, sen imanı, İslamiyet'i seçmekte haklısın. Kim diyor? 2,5 milyar insan. İman, bütün Müslümanlar senin imanına imza basıyor. Onlar sahabede şey ya, tek tük belki de hiç yok. Pat diye iman ediyor. Şimdi biz 2,5 milyar insan, Müslüman var, bizim imanımıza teyit ediyor. Yani bütün alem İslam, bütün efkar alem imanımıza kuvvet ve senet olduğu halde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Şecere-i Tuba-i Nubuvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti ve sureti cismaniyesi değil, belki umum envar-ı İslamiye ve hakaiki Kur'aniye ile nurani ve muhteşem şahs-ı manevisini bin mucizat ile, yani siz peygamberimizin suretini değil, evet suretini görmedik ama onlar da çoğu sahabe İslamiyet'in bütününü görmedi. Tamamlanmadan vefat etti. Belki bir suretini gördü, belki bir ayeti, belki 10 tane 20 tane ayet indiği zaman ölmüş. Biz ise nelerini görüyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsiyeti manevisi, ya hayatı, dürüstlüğü, hiç kimse kusur bulamaması görüyoruz. Belki abi suretini görüp de iman etmek daha zordur. Aa, evet. Çünkü bak, 40 sene aynı yerde yaşamışlar. 40 sene normal bir insan. 40 sene sonra diyor ki ben peygamberim. Geldi iman et ha. Geldi iman et. Vallahi beraber çelik çumak oynuyoruz, misket oynuyoruz. Sabah kalktı ben peygamberim. Senin mahalle arkadaşın. Ebu Celi onun için kafayı yedi de evleri karşı karşıya. Aynen. Beraber çelik. Muhammed beraber dün misket oynadık dedi ya. Nasıl peygambersin ya? Bak diyor, ilk söylediği şuydu. Bak diyor, güneş sana vuruyor, vuruyor. Bak senin gölgen var, benim gölgem yok diyor. O kadın bak diyor. Ulan şimdi düşün, bir arkadaşım var ya dün akşam, dün. Çelik çumak oynadınız, misket oynadınız. Ertesi gün ben peygamberim dedi, tamam arkadaşınız. Deli, peki delili ne? Mucizem var dedi. Ne mucize? Bak senin dedi, güneş gölgen vuruyor, beni vurmuyor. Şimdi baktın hakikaten benim gölgem var. Onun gölgesi olmasa ne yaparsın? Arkadaşın gölgesi vurmuyor. Güneş girdiği gibi çıkıyor öteki tarafa. Ne yapardınız? Ha Said? Bir numara vardı derim abi yani. Ha? Bir numara vardı yani. Bir numara var yani, normal değil. Başka? Şaşırdım yani. Ben biraz korkardım. Onlar herhalde bu insan değil. Bu cin falandır yani. Şeytanlık falan. Ve başka bir şey midir ya? İn midir, cin midir? Bir şey derdim ya. Abi baktım ki bu adamdan parmaklarına bir de su akıyor. Kalktı gökteki ayı da ikiye bölmüş. Başka çarem yok abi, iman. Başka çarem kalmadı değil mi? Bir baktım ki, ya Muhammed, Ebu Cehil geldi. Ebu Cehil söylüyor. Madem peygambersin, bütün mevcudat seni tanır. Elimde ne var? Söyle ya Muhammed dedi. Peygamberimiz ne dedi biliyor musunuz? Diye hatırlayan var mı? Söyle. Şey demişti,
Ben mi söyleyeyim? Elinde ne olduğunu, elindeki şeyler mi söyleyeyim? Harikasın maşallah. Adın neyse? Ubeydullah. Ubeydullah. Saygın bak, kardeş abi. He? Saygın kardeş. Hangi saygın? Öyle mi? Sonra elinde ne olduğunu ben mi söyleyeyim? Elindekiler mi söylesin? Ne yapardın şimdi bu cihil hakikaten? İyi ki kafayı tutturmuş, iyi ki Bakırköy'lük olmuş. Nasıl kafayı yemedi? Lan şimdi bu mu diyecek diyor. Desin diyor. Dağışmadım. Taş diyor ki, Eşheden la ilahe illallah ve eşheden la Muhammeden Resul, sen peygambersin. Ya Muhammed, ya Resulallah, ben taşım diyor. Şimdi bu ne yapar bu adam bu taşı? Ne dedi biliyor musun? Ne acayip sihirbazsın dedi. Şimdi benim rahmetli dayım lazımdı. Böyle abuna sene geldiği zaman bana derdi ki, hoca çabuk acele git bu meclisten. Çabuk acele git çabuk. Utanıyor benim yanımda soğumaktan de. Sen çabuk git ki. Şimdi böyle bir anlattığım zaman dayanamıyor, alışmış. Söyleyeceği zaman meclisi terk edip başka bir yerde gidip boşanıyor ne diyeceğini, sonra geliyor. Dayı diyorduk. Karadeniz'de meşhurdur. Hakikattir. Bir tanesini hatırlayan nakledeyim de, Kırıkhan'dayız. Adam aynı benim gibi heyecanlı, böyle canlı bir hoca var. Bunu Ebu Cehil'i anlatıyor. Ondan sonra en sonunda dedi, bilmem ne yaptım Ebu Cehil, ne dese inanırsınız dedi. Bir de soğuyor, tamam mı? Halk dedi ki, müftüye telefon yaptılar. Gitti, müracaat ettiler. Müftü efendi demiş, hoca kürsüde, hutbede soğuyor, yani küfrediyor. Olur mu ya dedi, inan dedi falan, bir tane değil, iki tane değil. Adam da cumadan önce minberin altına girdi müftü. Müftü girdi, adam evirip deviriyor vaaza, peygambere getiriyor ve Ebu Cehil'i anlatıyor. Altta gizli, müftü aşağıda. Hoca başladı, dedi ki, bir gün dedi, Ebu Cehil dedi, o melun, bir kuyu kazdı diyor. Hakikaten kuyu kazdı böyle. Ama şöyle, üçgen gibi. Üstünü örttü diyor ama buraya düştüğü zaman çıkamaz üçgen. Kendisi de seyrediyor. Bir haber gönderdi. Ya Muhammed gel bana dini tebliğ et. Belki kalbim uşar. Bana ösesi gel. Kimseyi getirme. Öyle bedevileri getirme. Bizim kölelerimiz şeydi. Belki iman ederim. Gel evime diye. Peygamber tabi oradan geleceği zaman böyle ya üçgen şeklinde okuyu. Oradan aşağı düşecek. Düşünce çıkmak zor olur. Hiç kimse tabi bilmiyor. Arkadaşlar da evet saklamış. Hemen kürekler vesaire kum ya. Pat diye kapatacağız. Tamam bitti, adam yok. Kanman davası da yok. Ortadan kalktı. Yok adam yok. Yapacak. Bunun da peygamber olduğuna delildir. Bak. Peygamberimiz kabul ediyor. Gelirken tabi onlar da bakıyor. Hangi? Ha gel. Ha bir kaldım. Üç adım, beş adım, iki adım derken Cebrail aleyhisselam geliyor. Bir adım kala. Ya Muhammed bir adım atarsan kuyunun içine düşeceksin. Ama tabi tam yaklaştıkça heyecan zirvede ya. Bitirecek her şey. Bir adım kala Cebrail aleyhisselam diyor ki, hutbede hala hoca anlatıyor bunu. Bir adım kala diyor Cebrail, geliyor. Bir adım da atarsan kuyuya düşeceksin, geri dön. Tam o anda döndü mü? Heyecanla bekleyen Ebu Cehil ne yapar? Ya Muhammed diyor, kapıya çıktı. Nereye gidiyorsun? Tam geliyorsun, bana işte anlatacaktın falan. Heyecandan arkasına düşen kuyu unuttu. Kuyuya kendisi düştü. Unutturan Allah. Ondan sonra Ebu Cehil aşağıda, adam peygamberimiz gitti. Sonra işte mucize olacak ya, ne sarkıtıyorlarsa gitmiyor, uzarmıyor. Sonra diyor ki, peygamberimiz aleyhisselam haber gönderiyorlar. Daha gidin merhamet etsin, beni kuyudan çıkartsın. Şimdi sana kuyu yapan, kuyuya kendisi düşün, gelip kurtarır mısın? Vallahi kim söylüyorsa, çok zor. Ben giderim kürekle, kapatmak için. Tabii kapatmak için. Beni bana kuyu kazanı çıkartacağım. Atar beni diye ya. Peygamber öyle değil tabii. Gidiyor. Gidiyor diyor. Peygamber geri dönüyor. Hutbede ha hoca. Mendilini diyor. Yani bir çaputu. Bismillah ya fettah atıyor. Uzatıyor. Adam oradan tutuyor çıkartıyor. Adam bilmem ne yaptım. Ebu Cehil ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki oradan soğudu. Dedi ne acayip sihirbazsın dedi. Orada böyle kalayla indi aşağıya. Cuma kılındı. Müftüye dediler ki bak hoca dedi bak gene soğudu demiş.
Müftü demiş ki, soğudu ama demiş, tam yerinde soğudu. Doğru söyle, evet. Soğudu ama demiş, tam yerinde soğudu. Yani insan bazen hamiyetinden, tamam mı, hamiyetinden söylüyor dememesi lazım ama o da onun hamiyetin feveranından bizim gibi değil yani. Şimdi sahabeler nelerini terk etmiş, bizim kaç dakikamız oldu? 9 oldu, tam. Ben burada kesiyorum. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cümlemi tamamlayayım. Sırf beşeriyetini görmüş veya İslamiyet'in daha bir parçasını görmüş. Daha tamamlanmamış halde de görmüşler. Ama biz koca 1,5 milyar, 2 milyar Müslümanın şahsi manevisini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şahsiyeti manevisini, İslamiyet'in bütünlüğünü, İslamiyet'in bütün güzelliklerini görmüşüz ve denenmiş. Düşmanları da 1400 seneden beri bir şey yapamamaları gösteriyor ve imanımız ancak böyle korunuyor. Şimdi bizim imanımız da ona kıyas edilmez. Sahabelerin imanına yetişilmez. Sahabenin imanına sahip olabilmek için sahabe olmak lazım. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.